Efendim Vizyoner Bakış'a hoş geldiniz. Öncelikle Allah'ın selamı, rahmeti, muhabbeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Sizler de programımıza hoş geldiniz diyorum öncelikle. Efendim her zaman olduğu gibi yeni bir konu, yeni bir yine konukla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim bu mutluluğumuzu daim eylesin ve ekranlarında bizleri evlerine taşıyan tüm siz kıymetli dostlarımıza kucak dolu selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün yine zaman zaman sosyal medyadan ve özel mesajlarla bizlere ulaşıp Ferhat Hocam'ı bir daha çağırır mısınız diye ifade ettiklerinde biz de psikoterapist, aile danışmanı Ferhat Aslan'ı bir kez daha davet ettik. Ferhat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Osman. Bugün böyle biraz yoğun bir hareketliniz yine vardı. Ona rağmen yetiştik. Konuşup geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. 10 dakikada da olsa geldik. Evet. Eyvallah. Aile Akademisi, Anadolu Aile Akademisi bu arada güzel hizmetler yapıyor. Elhamdülillah. Duyuyorum. Elhamdülillah. Her akşam sanıyorum 10'da Instagram'da canlı yayın programı yapıyorsunuz. Olacak inşallah. Şöyle cuma akşamları. Cuma akşamları. Bu cuma başladık. Harika. Programı da yaptık. Evet. Bundan sonra böyle devam edeceğiz her çok cuma. Çok güzel. Bekliyoruz. İnsanların bizzat böyle soru sorması, sizinle iletişime geçmesi bilebilir. Çok güzel. Harika. Gerçekten tebrik ediyorum. Rabbim hayırlı sözlerle yüreklere ulaşmayı, amin, oradaki karanlıklı düğüm noktalarını çözmeyi, amin, nasip eylesin inşallah. Bu arada ben de bir kitap hazırlığı içindeyim inşallah. Sevgili izleyenlerimize de bunu paylaşmaya gayret edelim. Kısa bir zaman içerisinde inşallah böyle kalemimden böyle orijinal böyle hikayemsi çok ama zaman zaman sizin de söylemleriniz yani kişisel gelişim uzmanlarının ya da işte ilahiyatçıların, pedagogların, eğitimcilerin kullanacağı cümleler var. İnşallah hayata dair böyle güzel şeyler sunmaya gayret edeceğiz. İnşallah kısa bir zaman içerisinde ben sevgili dostlarımla da paylaşacağım kitabımızı. Rabbim hayırlı çalışmalar içinde olmayı nasip eylesin. Amin. Ferhat Hocam, toplumun küçük yapısı birimi aile. Ailede anne, baba ve çocuklar var. Aslında buraya girmeden önce, yani sormak istediğim şey, ailede bireyler neden sorunlu oluyor? Sorun nerede oluyor ki sorunlar oluşuyor? Fakat ondan önce şunu sorsak herhalde daha güzel olur. İnsanın sorunlu olması, sorunlu olan bir varlık, sorunlu olması nedendir? Evet. İnsan neden sorunlu oluyor? Güzel. Hemen cevabını vereyim. Bir cümlele verip programımızı mı bitireceğiz? Tek kelimeyle vereyim. Peki efendim, sizi dinliyorum. Çünkü insan olduğu için. Evet. Mesela hayvanlarda böyle bir şey yok. Mesela iki çift hayvan arasında ya eve geç geldin, erken geldin, yemeği geç pişirmişsin işte, sevmiyorsun beni, ilgisiz bırakıyorsun beni bilmem. Yok böyle bir şey. Evet. İnsan, öncelikle insan olduğundan dolayı problem ve sorun yaşaması lazım bir. Bugün biraz peki felsefi gireceğiz. Birçok nedeni var da ilk ve en önemli neden bu. İnsanız. İki, bu dünyaya gönderiliş amacımız bu zaten. Yani bu dünyada... Kavga etmek mi? Evet, bu dünyada... Sorun yaratmak. Gönderiliş amacımız sorun yaşamaktır. Ha, sorun yaşamak. Evet. Sorun nasıl çözme değil. Sorun yaşamaktır. Üç, eğer insan sorun yaşamazsa potansiyel olan yetenekler açığa çıkmaz. Yani mesela örneğin okulda öğretmenler niçin öğrencilere soru soruyor? Öğrenci olduğu için, öğrenci olmasa soruyla muhatap olmazlar onlar. Soruyla muhatap olunca ne oluyor? Öğrencilik gayeleri ortaya çıkıyor. Yani evet, okula bir geliş gayeleri var. Bu gayenin tahakkuk edebilmesi için soruyla muhatap olması lazım. Soruyla cebelleşmesi lazım. Mücadele etmesi lazım. Ya soruyu çözecek ya çözülecek. Ya sorunlu, okuldaki soru. Hayat okulundaki ise sorun. Ya sorunu çözecek ya da sorun karşısında çözülecek. O yüzden şöyle bir tabir kullanılır ya. İnsan nihayetsiz derecata ve derekata düşebilecek bir hayata atılmış. Yani ya yukarıya yukarı ya doğru nihayetsiz evet boyutta ve aşağı doğru nihayetsiz. Neyle oluyor bu? Sorunlarla oluyor. Peki sorunlar aşağı doğru mu indiriyor? Hayır. Sorun sizin tepki vermenize göre ya sizi derecelerde tırmandırır,
basamaklarda tırmandırır ve yine dini tabirle ahsen-i takvim kıvamına sizi ulaştırır veya aşağılara doğru, işte yine dini tabirle esfel-i safinin dediğimiz aşağılara doğru sizi sukut ettirir. Yani bu sorunla oluyor. Çok güzel. Yani sorun var, sıkıntı var, problem var. Eyvah, ne oluyoruz? Bittim, tükendim, sıkıntıya girdim, çıkamam. Efendim artık hayat bitti, dünya başıma yıkıldı. Efendim ben bunun altından çıkamam gibi. Böyle karamsar, efendim işte ümitsiz, efendim işte işin içerisine çıkılmaz bir hal almak yerine bu sorun ve bu soru öğrenciyse ya da hayat okulundan sorun ve sorumluluk insana mücadele yeteneğini kazandırıyor. Evet, harikasınız. Tam da zaten bu açıklamanın doğuracağı sonuç nedir? İşte bu ümit. Evet. Yani bu açıklama yapmaktaki maksadımız, ya bu da nereden çıktı? Ya bu kadın nereden çıktı başıma ya? Ya bu adam nereden çıktı başıma? Ya ne biçim komşu bu Allah aşkına? Yani bu ne biçim araba kullanıyor bu adam? Yahu ne biçim patron, ne biçim çalışan, ne biçim arkadaş falan? Hayır, hayır, hayır. Zaten bunlardan biriyle karşılaşacaksın sen. Mecbursun. İnsansan, akli melekelerin yerindeyse eğer ve dünyadaysan... Cennetteysen ayrı bir şey. Evet. Dünyadaysan bunlardan kaçış yok. Birinden kaçarsan diğerine yakalanırsın. Yani hayat varsa hayatın zikzakları var demektir. Ben onu anlıyorum. Yani dünya hayatı. Yatağa bağlanmış, efendim işte kardiyoloji bölümünde yatan bir hastanın işte EKG'si çekilirken o ekranda sürekli zikzaklar, yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı. Onun başında bekleyen ya da gidip gelen bir doktor bakıyor ki o zikzaklar devam ediyor. Ha, bu adam var. Bu adam yaşıyor. Ama tek düze olsa, tek çizgi olsa eyvah. Bu hastayı kaybettik. Evet, güzel. Şimdi demek ki ben öyle anladım. Yani problemler karşısında hayattaysak, hayatın gereği olan problemler karşısında acaba ben nasıl dik durabilirimi mücadele vermeyeceğiz. Diklenmeden tabii, değil mi? Biri bu. Evet, dik, aynen öyle. Çok güzel. Şimdi burada Lokman Hocam, sorun çözme yönteminiz sorunun içerisinde bulunan pozitif enerjiyi açığa çıkarıp siz kendinizi yukarılara çıkartabilirsiniz. Bir örnek vereyim, bunu detaylandıracağız. Yani bu konunun çok anlaşılmasını istiyorum. Bu ara böyle bu konuya yükleniyorum. Diyorum ki bazen, sizi yukarılara uçurtmayı yukarılara doğru uçuran rüzgar değil. Rüzgarın karşısında uçurtmanın sağlıklı duruşudur. Yoksa aynı rüzgar uçurtmayı yere çakıyor ve paramparça ediyor. Fark ne? Enerji aynı enerji. O enerjiyi kullanma biçimine göre siz derecat ve derekat. Evet. Yaşadığımız her bir sorun rüzgar gibidir. İçinde bir enerji var. Siz o enerjiyi kullanma biçiminize göre derecat, derekat. Yukarı ve aşağı, demin dediğiniz hastanın durumu gibi. Peki, mesela bu konu felsefede o kadar tartışılmış ki. Yani felsefede en çok tartışılan konulardan bir tanesi bu. Aslında insan çok tartışıyor. İnsan tartışıyor bu. Bir muamma, bir gizem taşıyan varlık anlaşılması çok zor. Yani maddi bir gözle baktığınızda ya da efendim işte sadece dünyevi boyutuyla doğan, yaşayan ve ölen bir varlık olarak gördüğünüzde aslında işin içinden çıkılmaz bir varlık olarak karşınıza görünüyor. Bunu çözmek aslında çok tartışmaya vesile olmuş. Ve felsefede buna şer problemi deniyor. Şer problemi. Evet. Felsefede ana başlıktır. Şer problemi. Denir ki felsefe, maneviyattan uzak felsefe fark etmez. Derler ki madem Tanrı var, Tanrı şerleri niye yok etmedi? Niye şerlerin varlığına müsaade etmedi? Tabii evet. Maneviyattan uzak felsefe şunu der. Tanrı'nın gücü yetmediği içindir. Tanrı'nın gücü şerden yok etmeye yetmedi. İnsanlardan destek istedi. Dedi ki ey insanlar, ne olur bu şerlere yenik düşmeyin. Mücadele edelim ve bu şerleri yok edelim. Hayır. Halbuki insan doğasını, insanın yapısını, insanın mahiyetini dikkate alırsanız, sonra yaratılış gayesi itibariyle bakarsanız, Allah şerleri bilerek müsaade etmiş şerlere.
bu şerlerin, bu sorunların yaşanmasına şeytana bilerek müsaade etmiş. Çünkü şeytan ve şerler ve sorunlar ve problemler olmazsa insanın içindeki cevher açığa çıkmaz. Kömür elmasa inkılap etmez. Elmasın elmas olabilmesi için, daha sonra değiniriz, olabilmesi için sıkıntı lazım. Veya şöyle söyleyeyim, okulda niye sorular var? Acaba müdürün gücü mü yetmedi? Milli Eğitim Bakanı'nın gücü mü yetmedi? Bu soruları yok etselerdi ya. Öğrenciler okula gidip gelirken hiçbir soruyla muhatap olmasalar. Asıl musibet bir işte. Kural kaydıyla karşılaşmasalar. Tabii, hiçbir şey olmasa. O zaman öğrenci 4 sene, 6 sene tıp fakültesine girip çıkınca doktor olarak çıkmayacak. Girdiği gibi çıkacak. Ya da şöyle, yani müdür bu sorulara müsaade ediyor da acaba öğrencilerin düşmanı mı? Düşmanı mı? Haksızlık mı ediyor? Evet. Hayır, tam aksine. Haksızlık değil, tam aksine. Şu öğrencinin içindeki doktor yetkisi, kabiliyetini, mühendis kabiliyetini, öğretmen kabiliyetini ancak bu şekilde açığa çıkarabilirsin. Başka türlü yapamazsınız. Nitekim mesela hayvanlara bakalım, problem yaşamıyorlar. Ama ilk yaratılan inekle şimdiki yaratılan inek arasında hiçbir fark yok. İlk yaratılan koyun işte M derdi, işte şimdiki diyelim ma, yok aynı. Alfabesi iki harftir, tersini bile okuyamaz. Gidemez. Apartmanlarda yaşamıyorlar. Yaşamıyor. Uzaya çıkmadılar. Uzaya çıkmadılar. Harika. Efendim, sofralarını ekstra bir şeyle donatmadılar. Katmadılar. O zaman da ot yiyordu, şimdi de aynı. Süt veriyordu, aynı. Aynı ahırda devam ediyor yaşamına. Evet. Eğer problemlerle karşılaşacak olan ya da karşılaşan varlık insan ise, evet, ve şerlere ihtiyaç olmasaydı, o zaman hayvan olarak kalması sabit kalır. Daha evet sabit kalırdı. Ki sabit kalması, evet, daha iyi olurdu. Nitekim melekler için de aynı şey, evet, söylenir. Makamları sabittir. Yani potansiyelleri verilmiştir. Potansiyellerinin gereğini de icra ederler. Yani koyun süt verecekse veriyor. Yani başka da bir şey yok. O bir fabrika gibi süt veriyor. Onun vazifesi, tesbihi, evet, o. Bilinçli olarak vermiyor. Farkında bile değil. Ne verdiğinin bile farkında değil. Sütü ne kadar önemli olduğunu, yani süt olduğunu bile farkında değil. Evet. Farkında olsa vermeyecek insanlara. Peki şimdi o zaman şuraya gelelim. Bir sorun, bir problem nasıl oluyor da bir insanı yukarılara çıkartıyor, bir insanın içindeki o potansiyel insani değerin açığa çıkmasını sağlıyor, ona biraz girelim. Şimdi, evet, bu beni heyecanlandırıyor, onu söyleyeyim. Keyif alıyorum. Yani sorunsuz, bunu fark etmek. Sorunsuz bir hayat yok. Evet. Sorunsuz bir insan yok. Herkesin mutlaka yaşadığı artı değerleri vardır. Herkesin mutlaka sevilen özellikleri vardır. Ama herkesin de ittiğimiz ya da sevmediğimiz yönlerini biz görebiliyoruz. Biz de başkaları için aynı şekildeyiz. Peki bunlar bir arada yaşandığına göre, evet, daha doğrusu yaşadıklarına göre, o zaman o sorunlar eksi boyutuyla sürekli çatışacaklar mı? Ya da çatıştıklarında, evet, onları sürekli bunalıma mı sevk etmesi lazım? Evet. İşin içinden çıkmaz bir hale mi, evet, dönüştürmesi lazım? Ya da ne yapması, ne yapması lazım? Şöyle ifade ediyorum sizin o demin özetlediğiniz konuyu. Dünya cehennem değil ama cennet de değil. Hem cehennemi tarafları var hem cenneti tarafları var. Yine dini kavramlı kitaplarda şöyle denir. Dünyada bütün zıtlar bir arada yaratılmıştır. Güzel, çirkin, hayır, şer. Zıtlar iç içe. Zıtlar ayrıştırıldığı zaman biri cehennem oluyor, biri cennet oluyor. Bütün kötülükleri toplayın, bir yere koyun ve insanları koyun, cehennem hayatı yaşatırsınız. Bütün iyilikleri bir yere toplayın, insanları oraya koyun, işte burası cennet der. Fakat dünyada ikisinin de yaşanmasına Allah müsaade etmiş. İkisi iç içe. İkisi iç içe olunca tekamül ve terakki oluyor. İnsani potansiyel açığa çıkıyor. Örnek. Şimdi bir sorun, herhangi bir sorun, bu sorunu istisnasız kriz çıkartacak, sorun dediğimiz, problem olarak tanımladığımız her olayın bir öncesinde, iki sonrasında acı ve zorluk vardır. İki tane acı ve zorluk var. Bir, problemin başında var, yaşanmadan önce ve yaşandığı anda bir enerji açığa çıkıyor. O enerji kullandınız. Problemin başındaki enerjiyi kullanırsanız o sizi yukarılara doğru çıkartıyor. Yok ben onu kullanmıyorum dediğiniz an problemin sonundaki tahripçi enerjiyi tercih etmek zorundasınız. Başka şansınız yok. Evet.
Nedir? Örneği diyorum. Bunu Instagram'daki ilk programımızda bir 20 dakika işlemeye çalışmıştık. Burada biraz daha geniş olacak zamanımız. Eve geldiniz, eşiniz yemek hazırlamamış. Eyvah. Eyvah. Şimdi duydun, yemek yok. Yemek yapamadım. Yapamadım. Tamam. Gerildiniz mi? Gerildiniz. Açsınız bir de. Onu da üstüne koyun. Şimdi bir zorluk ve sıkıntı sizi bekliyor. Acı sizi bekliyor şu anda. 2 saat beklemeniz lazım. Yemek hazırlanacak. Veya bir şeyler atıştırmanız gerekecek. Gelen enerji, evet. Gelen enerji sizi bağırmaya zorlayacak, basacaksınız. Öfke patlaması geliyor. Volkanlar içeride patlıyor. Onu patlatmamak için acı ve zorluğa direneceksiniz. Direneceksin. Uçurtmanın rüzgar karşısında dengesini bozmadan durduğu gibi. Dur, dengeli dur. Sabır diyoruz buna. Durdunuz. Bu, evet, ilk başta acı gibi gelir. Sizi zorlar. Fakat sizdeki bir duyguyu kıvamına erdirir. Tahammül gücünüzü arttırır. Sabır gücünüzü arttırır ve sizi olgunlaştırır. Ya ben bunu hocam ben dayanamam. Basarım Allah. Ağzıma geleni söylerim. Çakarım. Dağıtırım ortaya. Öyle şey mi olur hocam? Tamam. Bu enerjiyi bıraktınız. Diğerine geçtiniz. Ne biçim kadınsın ya? Bıktım artık ya. Allah aşkına ya. Ya bir yemek dahi yapamayacaksa senin bu evde ne işin var ya? Akşama kadar gideceğim, koşturacağım, didineceğim. Dişimi tırnağıma takacağım, para kazanacağım, buraya getireceğim ama bir sıcak çorbayı bana fazla göreceksin. Buna hakkın yok. Yok hakkın. Bastınız, bağırdınız, çağırdınız, ortalığı dağıttınız, çocuklar orada köşeye sinmiş vesaire. E hocam lokantalar ne işe yarıyor yani? Ve bir çözüm buldunuz, oraya gittiniz. O problemin başında onu kullanabilirsiniz. Bu çözüm mü hocam? Yani hanım yapmadı ve siz lokantaya gidip içtiniz. Ya bu bir kere, iki kere, üç kere oldu. Bu çözüm mü yani? Bunu istersen ayrı girelim mi? Hakikaten bu, hocam. Arkasına hemen buna geçelim. Çünkü çok ciddi manada böyle ihtiyaç gideren bir sürü insan var. Bu çözüm seçeneklerinden birisi olduğu için değerli. Ben biraz latife olsun aslında, evet, söyledim güzel. Ama. Tamam, yarın buna geçelim. Çünkü bu çözüm seçeneklerinden bir tanesi. Peki, ona talip olmadınız başındaki sıkıntıya, sonundakine talip oldunuz, ne oldu? 10 dakika bağırdınız ve rahatladınız. Baştaki sıkıntıyı savdınız, muhatap olmadınız. Yani sıkıntı geldi, siz ittiniz elinizle. İttiniz, git başka yere gittiydiniz, tamam, döndünüz. Sonra sıkıntının diğer tarafına geldiniz. 1 saat sonra veya 20 dakika sonra problemin artık sonuna doğru geldiniz. Bu defa başka bir problem başladı. Çocuklar yüze asıldı, kaygılanmaya başladı. Siz kalp kırdınız, huzursuz oldunuz. Eşiniz trip yaptı, yan tarafa geçti ve yine sıkıntılar var. Belki 3 gün, belki 5 gün, belki 1 hafta devam edebilecek. Evde soğuk bir iklim oluşacak ve onun oluşturduğu negatif bir hava. Ve bu da bir enerji. Fakat bu enerji tahripçi bir enerji, huzursuz edici bir enerji. İnsanı ya niye böyle yaptım deyip kendine karşı sorgulayıcı, bir şey kazandırmayan ve öldürücü bir enerji. Baştaki oldurucu enerjiydi, sondaki öldürücü enerji, evet, oldu. Evet. Siz bütün problemleri böyle yaşarsanız ve dikkat edin topluma, hep bağırıp çağıran, hep sondaki enerji tahrip eden insanların sağlıksız olduklarını, panik atak yaşadıklarını, kaygılı olduklarını, kendileriyle dahi barışık olmadıklarını, yani kendileriyle baş başa kalsa bile kavga ettiklerini, trafikte herkese laf attıklarını, herkese bağırıp çağırdıklarını, bunu göreceksiniz. Çünkü onlar sondaki enerjiye talip oldukları için, o enerji psikolojiyi, ruhsal değerleri tahrip edici olduğu için o insanlar sağlıklı olamaz. O insanlar enerji, ibadetten haz alamazlar mesela. O enerji iradeleriyle mi talip oluyorlar hocam? Seçim hakkı var bizim. Değil diyorum mi? Ya. Baştakine açın, okuyun bakayım mesela. Kur'an'a bakın. Baştan sona bizi baştaki enerjiye yönlendiriyor. Sabredin, affedin, merhamet edin, acıyın, yol gösterin, meşveret edin, istişare edin, şükredin. Musibete karşı bile şükredin. Evet. Neden? Baştaki enerjiye, peygamberler hep baştaki enerjiye talip olmuştur. Hiç sondakine talip olmamıştır. Mesela en bariz örneği, peygamberimizin hayatında şöyle bir şey yok. Nerede kaldın ya? Çağırma kim şu Ömer'i bakayım. Bir daha görmeyeceğim seni ha. Yok böyle. Çünkü bunlar hep sondaki enerji. Onlar tahripçidir. Onlar maneviyatı tahrip eder yani. Hazreti Enes Efendimiz diyor ki ben uzun zaman çocukluğumu onun yanında geçirdim.
beni birkaç defa gönderdiği halde ben geç kaldım, işte oyuna daldım, efendim işte vazifemi yerine getiremedim. 10 yıl. Bir evet. gün dahi kaç ondan bir azar işitmedim. Bitmedim. Onun için büyük oluyor. Yani evet. evet. Onların büyüklüklerinin altındaki sırlardan biri o ilk enerjiye talip olmalıdır. İlk enerjiye. Hatta şu soruyu soralım. İzleyicilerimiz bu konu üzerinde biraz düşünsünler. İsterim yani. Büyük insanlar büyük oldukları için mi büyük sorunları yaşıyorlar? Yoksa büyük sorunları yaşadıkları için mi büyük insanlar olmuşlar? Tabii. Evet. O sorunları çözüp sorunlara basıp sorunlardaki enerji alıp yukarılara doğru çıkmışlar. Hocam kelimeler büyülüdür. Kelimeler hakikaten evet. sihirlidir. Bugün ben sabah bir işte son yazılarımı derleyip toplamaya çalışıyorum. Orada delikanlıya dedim ki karşıma geç ve ben okuyayım dedim. Tanıyorsunuz Muhammed Said'i. Hı hı. Allah bütün çocuklarımızı onları da abi. Muvaffak eylesin. Tabii kızının sıkıntıları karşısında aciz kalan bir baba anne ile kız arasında sıkışıyor. Ve işte uzmanına, siz gibi bir uzmana işte ben eğer karışırsam kızımın canını yakarım, tekme tokat dalar, onu perişan ederim gibi bir cümle kullandım. Delikanlı dedi ki, baba dedi haberlerde yeni nesil usluba hiç dikkat ettin mi dedi. Nasıl dedim? Mesela işte şu kadar terörist öldürüldü demiyor, şu kadar terörist etkisiz hale getirildi. Yani o tahrip gücünü... O öldürme, kıyma, efendim işte katletme ya da işte uzaklaştırma cümlelerini bile evet. böyle çok daha uygun bir kelimeyle evet. insanlara ifade ediyor. Ben hemen anında cümlemi değiştirdim. Evet, negatif kelime. Yani ilk kelimedeki ya da ilk duruştaki o enerjiye hakikaten hepimizin ihtiyacı var. Evet. Kelimeleri seçerek... Evladımıza, eşimize, annemize, babamıza, çevremize, işimize, patronumuza, arkadaşımıza gerçekten öyle kullanmalıyız. Yani ben o kelimelerin sırlarını büyülü, sihirli birer tabir yerindeyse ya öldürücü, yaşatıcı birer unsur olduklarına inanıyorum yani. Zaten hadis bu. Kelimeler söz büyüdür diyor. Söz büyüdür. Yani söz karşı tarafı ya pozitif veya negatif büyüler, etkisi altına almaya çalışır. O yüzden bir ara bir anlatmıştım burada. Yani ya bana büyü yapmışlar der eşler bazen. Diyorum evet doğru büyü yapmışlar ama kim kime yapmış? Siz eşinize yapıyorsunuz. Yani sözünüzle onu depresyona sokuyorsunuz. Örnek diyorum yani ne biçim erkeksin? Ha gitti adam. Aşağılayıcı ifadeler kullanıldığı zaman ya o bir mermi gibi gider saplanır ya bıçak gibi gider saplanır. Yüreğine saplanır bakın yani bedenine değil. Ya adamı öldürür tabii. Ya da diriltir. Ya da diriltir. Evet. Ümitsiz bir adamı da diriltir yani. Yıkılmak üzere olan kocanızı, eşinizi, karınızı yeniden hayata kavuşturabilirsiniz. Demek ki yemek örneğine belki dönsek. Yani yemek yapmadıysa, beyefendi deyse ki. Potansiyel enerjiye dönelim bakın şimdi. Yani şöyle söylüyoruz. Eğer eşler arasında problemler yaşanmazsa sevgi de olmaz. Nasıl yani? Evet. evet eşler arasında şey. Sorun yaşanmazsa sevgi, olgunluk, saygı, değer diye bir şey olmaz. Nasıl? Hocam oraya girmeden nasıl? Ara vereceğiz herhalde. Yani yok tamam. yok ara Değil vermeyelim. Mi? Ara vermeyelim de. İyi anlayalım. Yani aslında eşler kavga ederken de, eşler tartışırken de birbirlerini rencide edebilecek bir hale girmezlerse... Demek ki kavgalarında bile bir sevgi var. Yani birbirlerini kemale erdirmeye çalışıyorlar eğer bir kasıt yoksa. Hı hı. Yani aslında o gizli kalmış, açığa çıkmış bir sevginin adı mıdır acaba? Ha, bir o boyutu, evet bir o boyutu. O sevgi yükseldikçe, o saygı yükseldikçe artık problemleri çözmek biraz daha da kolaylaşır. Bir arkadaşımız diyor ki, ben diyor ara ara diyor eşimle tartışırdım diyor. Hatta bazen kavga ediyorduk. Fakat bir defa dahi ben odadan çıkıp gitmedim. Belki hani bazı uzmanların tavsiye ettiği o tartışma anında çıkıp gitmen gerekiyor. Gitmedim. Çünkü gidersem
yüzümü ona döndürmüş olacağım. Çünkü ben onu seviyorum. Yani ben tartışırken bile onu seviyorum. Onun sevgisini hissediyorum. Ve bir gün dahi yüzümü ona ya da sırtımı dönerek gitmedim diyor. Ona bir o da bana yapmadı evet. böyle. Evet. Ne güzel. Yani olgunca, şey. Olgunca bir çatışma, bir tartışma evet. yaşanıyor. Eğer siz sorunu çözerken baştaki enerjiye talip olursanız eşinizin yanında saygınlık kazanırsınız. Eşinizin yanında olgunluk kazanırsınız. Saygınlık ve olgunluk ise bir kemalattır. Kemalat ise zatında sevilir. Biz tarihi kahramanları severiz. Hiç kim olduklarını bile bilmeyiz ama seviyoruz. Bize bir faydası yok. Çünkü olgunluk ortaya koymuşlar. Vay be! Sabretmiş, şunu dememiş. Asiye validemiz, vay be! Hazreti Nuh karısına ilişkisi, vay be! Çünkü kemalat, insani değerler zatında sevilir. Yemek örneğine girsek belki daha meseleyi evet. anlaşılır. Geldiniz, eşiniz yemek yapmamış. Şimdi bu olayda eşinizin size olan sevgisini arttırabilirsiniz. Aranızda olan muhabbeti çoğaltabilirsiniz. İki odun atarsınız içine. Yani canım hasta mıydın yoksa? Umarım bir şey yok değil mi? Bir sıkıntı yok değil mi? Yani yemek yapmadığınıza göre yemek yapmanızı engelleyen bir şey var. O da olsa olsa hastalık olabilir. Sıkıntı olabilir. Yani ben yemeği değil ben seni düşünüyorum. Bir şey yok değil mi? Yok yok bir şeyim yok canım. Olsun tamam sana bir şey olmasın da. Ya iki zeytinle ben karnımı doyururum. Hiçbir sıkıntı yok. Aa, şimdi bu kadın işte söz büyüdür. İşte vurdunuz bu kadını yani. Herkes bunu yapabilir mi? İşte beklenen bu. Herkes bunu yapmaması önemli değil. Ama beklenen bu. Kemalat bu. Olgunluk bu. Peygamber böyle yapar işte. İdeal insan söyleyin ne yapacağını az çok tahmin edersiniz. Tarihimizde ideal diye gördüğümüz herhangi bir portreyi getirin, yemeği yapmamış eşine karşı ne der? Hepimiz bu böyle bir beklenti içinde olacağını düşünürüz. Çünkü kamil, olgun, erdemli insana bu yakışır. Çoğunun yapıp yapmasa önemli değil. Zaten olgun büyük şeyleri herkes yapmaz. Yani o asıl olgunluğun vasıflarından biri de o iç dürtülerini kontrol etmek. Aynen öyle. Duygularını sınırlandırmak. O anda aslında açtır, belki açlık şekeri yükselmiştir, asabileşmiştir, agresifleşmiştir. Gerçekten çünkü Allah hani denilir ya açlık da kimseyi imtihan ettirmesin. Çok önemli bir şey. O anda o duygularını kontrol etmesi aslında onun hakikaten dediğiniz gibi olgunluğunu gösterir. Yani bilinçli yapıyor. O içinde ya sabır çekiyordur. Tabii. Onu dereceye ulaştıran, yukarıya taşıyan demek ki bu vasfı. O duruşu, mücadelesi, duygusunun enerji gibi gelen duygu karşısındaki duruşu, rüzgar karşısındaki duruşu, onunla mücadelesi. Olgun insanın tanımı psikolojide şöyledir. Duygularını yönetebilen, kontrol eden bilen kişi erdemli ve olgun insandır deniyor zaten. Yani gelen dürtüler eğer onu önüne katıyorsa kıvamını bulamamışız demektir. Daha mücadele etmesi gerekiyor demektir. Evet. Geçen şöyle bir söz paylaşmıştık. Öfkeye sahip olmamızın adı fıtrattır. Ama öfkenin bize sahip olmasının adı ise esarettir. Yani biz öfkemize esir olmuşuz. Tabii. O zaman şöyle yapalım. Öfkeye sahip olmanın adı fıtrattır. Bunu beceren de olgun insandır diye düzeltmemiz tamamlayabiliriz. Çok olgun insandır evet. bu. Bütün mesele bu. Yoksa örneğin ya tarihteki herhangi bir kahramanı alın. Yani en ideal diyelim Hazreti Peygamber'i otursun bakayım. Ne var Hazreti Peygamber'de? Yani nedir onu bu kadar büyük yapan nedir mesela? Neyi keşfetmiş, neyi icat etmiş bize göre böyle bakıyoruz ya. Yo insanlarla iyi geçirmiş bu kadar. Ya bakın tek bir şey var. Çok iyi bir insandır bu kadar. Çok iyi bir insandır. Peki olgunluk nedir? İnsanlık nedir? İnsanlık potansiyel olan insanlığın açığa çıkıp eylem haline dönüşmesidir. Peygamber çekirdek hükmünde olan insani potansiyeli yaşama aktarmıştır. Bu kadar basit. Evet. Yani insan bir makinaysa, o makinenin üzerinde de düğmeler varsa,
o düğmeleri hakkıyla kullanmasıdır. Bravo. Yani bir akıllı telefonun içindeki bütün programları bilerek kullanan insanın ondan istifade ettiği gibi. O düğmeleri layıkıyla basıvermiş. Az önce o yemek örneğine ben şimdi sizi tekrar döndüreyim oraya. Yani o şekilde davranan, duygularını kontrol eden, ya sabır çekip o anda efendim işte kendisini olgun bir insan olarak gösteren şahıs sadece kendisini kontrol edip yukarıya taşımamıştır. Karşındaki insanın vazifesini, sorumluluğunu hatırlatmış, harikasın, mahcup ettirmiş. Harikasın. Ve bir dahaki sefere aslında şimdiden hareket ettirmiştir. Ve bundan daha keskin, net bir çözüm de olamaz. Evet. düşmanını mağlup etmek istersen, düşmanını mağlup etmek istersen onun kötülüğüne karşı iyilikle mukabele et. Ayet. Peki hocam, bir şey daha ifade edeyim. Siz eve geldiniz, yemek yapılmamış ve o anda esip gürlemeniz gerekiyor ama duygularınızı kontrol ediyorsunuz. Yapmadınız, evet. Duygularınızı kontrol ediyorsunuz. Siz agresif değil, gayet mülayim bir tavır, edayı seçtiniz. Siz bağırmak değil, sakince konuşmayı, siz olumsuz cümleler değil, gayet olumlu cümleler kullandınız. Ve eşiniz karşınızda dikilip bir de Ferhat Hoca'yı dinlemişse, şöyle bir cümle kullansa ne dersiniz? Ya hocaya gitti ya, hocayı dinledi ya. İşte böyle davranırsa onu hareketlendirir. Böyle konuşursa ona da tabir yerindeyse ders vermiş olur, onu da yönlendirmiş olur, onu da kontrol edip bir dahakine hazırlamış olur. Ya aslında bunlar hepsi yapmacık derse ne yapacağız? Yani hanımefendi, beyefendinin bu duruşunu yapmacık olarak algılarsa. Çok güzel, evet. Evet, o zaman bir olgunluk adımı daha atılması lazım. Haklısın canım. Ben bugüne kadar bunu yapmıyordum. Bunu ilk defa yapıyorum. Sen de bunu fark ettin. Ve yadırgaman da çok normal. Çünkü ilk defa yapıyorum yani. Ama şunu bil ki ilk yapılan her şey bir şekilde bir yerde öğrenilir. Sonra tatbik edilir. Ve tatbik edilirken de biraz yapay olur. Çünkü de bana oturmadı daha o. Bende bir kişilik haline gelmedi. Evet. Ne olur dua et inşallah. Bundan sonra bunu sürekli yapabilirim. Evet inşallah tabii hep beraber dua edeceğiz. Bu halin hepimizin üzerine yansıması için. Velev ki yapay da olsa. Evet. Karşı tarafı kırmadığın için. Karşı tarafı itmediğin için. Karşı tarafı ötekileştirmediğin için. Karşı tarafı rencide etmediğin için. Yapay da olsa faydası yok mu? Tabii ki. Elbette. Şimdi biz tabii olgunluğu kemalat derken sadece erkekten beklenir demiyoruz. Burada kadına düşmesi gereken ne? Ben şimdi olgun insan üzerinden durdum ya, ikinci dalga enerjisi geldi. Şimdi ikinci bir sorun geldi. Şimdi sorun bir tane değil ki, sorundan sorun çıkacak. Yani gaz pedaline basarsınız ya, benzin açığa çıkar ve yakarsın onu, yoluna devam edersin. Şimdi vites değiştireceksin. Birinci vites şuydu. Yemeğe bir şey demediniz ama kadın bir şey daha attı yani ortaya. Benzini daha boşalttı. Ona da bir tane atıp daha hızımızı alıp yukarı çıkalım. Çünkü ta sınırsız bir mertebeye çıkacağız. Orada da şunu dediniz. Evet haklısın canım, doğru. Yani maalesef yeni öğreniyorum ben bunu. Başka kimseden öğrenmemiştim bugüne kadar. Ben doğrunun bu olduğunu zannediyordum ama inşallah bundan sonra böyle yapacağız. Yani gideceğiz, sen de bize dua ettirin. Fakat kadına da düşen bir şey var. Yani bu şu demek değildir, hep böyle beyefendi olgun olacak, sen kaybedersin, kaybeden kadın olacak. Sen yerinde sayarsın, sen insani mertebelerde yukarı çıkamayacaksın. Eşin üniversite son sınıfa gelecek, insani değerler açısından ilkokul 1'de olacaksınız. Zaten evliliğin en büyük düşmanı bu, küfüvünüz biter, o evlilik birbirinden kopar. Hocam bu cümlelerinizi dinledikten sonra aklıma Bediüzzaman Said Nursi'den güzel orijinal bir mana geldi. Geçen bir yerde karşılaşmıştım. Sanıyorum Tesettür Risalesi adlı bir yerdeydi. Şöyle bir cümle geçiyor. Bahtiyar o kadın ki kocasını, dindar kocasını taklit edip ahiretini kazanandır diyor. Aynen. Ya o yapmacık yapmıştı, o yeni öğrenmişti işte efendim gibi ifadelerle onu ötekileştirdiği an onu taklit edebilecek boyuta giremez.
Ondaki olumlu güzel cümlelerden istifade edemez ve onun gibi olamaz. Olamadığı için kendisi kaybeder. Evet. Bahtiyardır o erkek ki Saliha Hanım'ını işte taklit eder devam eder. O da başka yani bir önemli şey. Evet. Olan birbirini hayırda, güzellikte taklit edebilmek şerde değildir. Yani o da orada vay be eşim yani ne harika bir şey yapmış ya, uğraşmış, mücadele etmiş. Yani ben yardımcı olmalıyım demeli, desteklemeli. Hatta belki de ben de bir adım atmalıyım. Yani onun bu adımına karşı ben de bu adım atmalıyım. Yani ben bu adamın yemeğini niye yapmıyorum eğer kasıt varsa burada? Ya ben de yemeğini yapmayacağım, haddini bu şekilde bildireceğim. Sen misin işte bana bağıran, ben de aç bırakacağım seni. Yani bu şekilde bu anarşi olur işte. Anarşi olur ve bunun sonu duygusal evliliğin bitmesi, daha sonra da fiziksel evliliğin bitmesi ki biz buna boşanma diyoruz, oraya doğru gidilmiş olacak. Eksi kutubun eksi kutubu ittiği gibi. İttiği gibi, evet. Problem esnasında biri artıysa diğeri hemen eksi olmalı. Oradaki cazibe bitmemeli. Peki yeri geldiği için söyleyeceğim. Zaten konumuzla bağlantılı. Sorunlar sağlıklı çözülmediği zaman eşler arasında evliliğin kalitesine zarar veriyor. Yanlış çözülen her sorun evlilikten bir şey alır. Alır. Tüketir. Evlilik tükenir. Eşler tükenir. Evlilik katlanmaya dönüşmeye başlar. Artık ne yapayım? 40, 50, 60 yaşına geldim. Başka şansım yok. Bu kadınla bu hayatı tamamlayacağım. İnşallah ötede bu kadın yine karşıma çıkmaz. Bu erkek yine karşıma çıkmaz. Deyip bu şekilde tamamlar. Ama sorunların içerisindeki pozitif enerji elde edildiğinde, demin ifade ettiğimiz olgunca yaklaşım ortaya konduğunda bu evliliğe kalite katıyor. Takdiri, övgüyü, beğeniyi, hayreti, dolayısıyla da onun ürünü olan saygıyı, saygının da ürünü olan sevgiyi açığa çıkartır evet. Yani. Ferhat Hocam, kişilerin ailedeki sorunlu olması ya da sorun karşısındaki duruşunu konuşmaya devam edeceğiz ama müsaade ederseniz kısa bir ara vereceğiz. Sevgili izleyenler, vizyoner bakacak. Kısa bir ara veriyoruz. Bu enfes cümleleri kaçırmamaya gayret edin. Efendim bir kez daha vizyoner bakıştayız ve bu birlikteliğimizden dolayı bir kez daha Rabbimize hamd ediyoruz. Birlikteliğimize aile danışmanı psikoterapist Ferhat Aslan'la devam ediyoruz. Ve en son sorunlar evlilik kalitesini düşürüyor ya da evliliği tüketiyor gibi cümleyi kullanarak neticelendirmiştik. Ferhat Hocam yani sorunlar evliliği kalitesini nasıl düşürüyor evet. Ya da gerçekten bitiriyor mu? Evet. Bunun üzerinde evet. Durabilir miyiz biraz? Evet. Şimdi Lokman Hocam, evlilik ilişkisi bir kurum ilişkisi gibi değil. Kurumlar kurallarla gider. Kural koyarsınız, tabi olur veya olmaz, ona göre bir muamele edersiniz. Tabi olmayanı gönderirsiniz, bir başkasını koyarsınız, devam eder. Ama evlilik ilişkisi kurallarla değil, duygularla gider. Bunun altını çizelim. Eğer eşler arasında duygusal bağ zarar görmüşse evlilik ilişkisi zarar görüyor demektir. Duygular bağ zarar görmüş. Bunu biraz açabilir evet. Miyiz? Nasıl peki, yani? Nasıl zarar görüyor? İşte zaten konu o. Evet. Nasıl zarar görüyor? Sorunlar yanlış yöntemlerle çözüldükçe duygular zarara uğrar. Başında severek evlenmişler. Örnek diyorum böyle başlayalım. Ama başından itibaren eğer duygusal kopukluk varsa bu başka bir konu. Ama yok gayet de birbirimizi severek evlendik. Her şey yolundaydı ve çok iyi gidiyordu. Sizin yaşadığınız her bir sorun ya evliliğinize kalite kadar katar, duygusal yakınlığınızı arttırır, daha da yakınlaştırır veya duygusal yakınlığı koparır. Aynı yatağı paylaşırsınız, aynı odayı, aynı sofrayı paylaşırsınız ama biriniz şarkta olursunuz, biriniz garpta olursunuz. Yani o zaman şöyle bir şey, beraber yaşadığımız kimselerle birlikte olmadığımız bir mekanı yaşamış olacağız. Aynen öyle olur. Yani beraberiz ama birlikte değiliz. Otel odasında, bir pansiyonda, bir yurtta beraber yaşayan binlerce insan var yani.
Ama birbirine selam bile vermedikleri olabiliyor. Yani yanından geçer, umrunda bile değil. Hatta birbirinden nefret eder ama yaşarlar. İş icabı ne yapsın? Şu anda ailelerin hocam, aile danışman olarak elbette size daha fazla geliyordur ama işte hasbelkader bu programlarda olmamız hasebiyle, işte Moral FM'de olmamız hasebiyle bize gerçekten geliyor. Hocam çocuklarımızın her birisi ayrı bir yerde. Oğlum bir yerde, kızım bir yerde, işte hanım bir yerde. Ben de maalesef bir yerdeyim. Evet, herkes odasına çekiliyor. Aynı evdeyiz ama birlikte yaşayamıyoruz. Birlikte değiliz. Yani bu sorun gittikçe artmaya başladı. Tabii. Peki nasıl oluyor? Biz ilkokuldayken hatırlarsanız belki çok kişi bunu hatırlayacaktır. Yarışmalar yapılırdı 23 Nisan gibi işte bayramlarda. Yarışmalar yapılır. Yarışmalardan bir tanesi de şuydu. Ağzımıza bir kaşık koyardık. Kaşığın içine bir yumurta koyardık. Ve diyelim 10 metre 20 metre kadar da yürürdük. Yarış yapardık. Kim yumurtayı düşürmeden önce hedefe ulaşırsa kazanmış oluyordu. Ama siz yolda giderken 10 metrelik koşuda yolda giderken 4. metrede 5. metrede eğer yumurtayı düşürdüyseniz ondan sonra koşsanız dahi önce varsanız bile yarışmayı kaybetmiş oluyorsunuz. Şu anda birçok evlilik sorun yaşayan evlilikler yumurtayı düşürmüşler ama yoluna devam ediyorlar. Ne demek? Yumurta duygu demektir. İşin duygu boyutu demektir. Sorunlar yanlış çözüldükçe o yumurtalar kırılır. Bir kaynakta okumuştum, çok enteresan. Bir İslam bilgini bir öğrencisine bir öğretide bulunuyor. Diyor ki senin görevin şu. Senin sırtında bir hazine var. Değerlerin. Sen o hazineyi karşı tarafa aktarmakla yükümlüsün. Bir. Fakat sadece görevin bu değil. İki. Sen yumurtaların üzerine basarak ilerliyorsun. İkinci görevin yumurtaları kırmamaktır. Yumurtaları kırdıktan sonra hazineyi hedefe ulaştırmanızın hiçbir anlamı yok. Evet. Şimdi evliliklerde eğer siz eşinizin iki taraf için de söylüyorum duygularına yumurtanın kabuğundan daha hassas ve daha ince olan duygularına saldırarak, aşağılayarak, hakaret ederek, rencide ederek sorunu çözmeye çalışır ve kazansanız bile yumurtayı düşürüp koşuya devam eden yarışmacı gibi olursunuz. Yani ben haklıyım, hocam haklıyım. Haklı olmak, bugün şeye söyledim, bizim arkadaşa paylaşacak veya yarın paylaşacak. Haklı olmak muhatabına ölçüsüz saldırma hakkı vermez. Evet. Yoksa haklıyken haksız duruma düşersin. Eğer duygular, o zaman evlilikte şu ölçüyü koymamız lazım. Bu evlilikte bana göre olmazsa olmaz bir ölçüdür. Bu ölçüye riayet edemeyenler evliliğin uzun yolculuğunda yorulurlar ve yarı yolda kalırlar. Nedir bu? Sorunu çözmeye çalışırken sakın ha eşimin duygularını rencide etmeyeyim. Neden? Çünkü benim onunla olan bağım ve ilişkim bu duygu bağı üzerinden gidiyor. Onun bana karşı olan sevgisi benim ona karşı olan sevgim. Onun bana karşı olan saygısı benim ona karşı olan saygım. Onun bana karşı olan güveni benim ona karşı olan güvenim. Biz bu bağlarla karşılıklı, mukabil. Eğer ben bu bağlar kendi tarafımda makas atsam kesin fark etmez. Karşı taraf makas atsın kesin fark etmez. Kopacaksınız yani. Evet. Ya ben haklıyım. Bütün güven bende kaldı. Bütün fark etmez kesildikten sonra. O yüzden sorun çözmede ölçü bu. Bunun için ne diyoruz? Şuna dikkat edin diyoruz. Ki zaten bunlar dini öğretilerden aynı zamanda. Ses tonunuzu düşük tutun. Öfkelenmeyin. Çok hoşuma gider. İfade etmek isterim. Mümin kardeşini sever ve sevmeli. İnsan deyin fark etmez. Fenalığı için yalnız acır, öfkelenmez. Çünkü öfkelendiğinde sorunu çözemez. Cümle çok enteresandır. Şiddet de demiyor. Tahakkümle değil. Tahakküm hükmetmek, zorlamak, evet. Ağırlığını ortaya koymak. Bakın bu şiddetin biraz daha altında bir şeyden bahsediyoruz biz. Evet. Yani horozlanmak, efelenmek, üste çıkmak, diklenmek,
erkeğim örnek veya ben işte şu avantajlarım var, kadınım benim şu avantajlarım var gibi, eğer siz baskıyı devreye koyarsanız ve bununla sorunu çözmeye çalışırsanız, evet başarırsınız. Ne gibi? Yumurtayı düşürüp hedefine ulaşan yarışmacı gibi başarırsın. Ama kimse seni alkışlamaz. Evet. Çünkü yumurtayı düşürdün sen. Bunu yaparken ölçümüz aynı bu oluyor. Evet, şu anda ben bu sorunu çözeceğim. Fakat evliliğim uzun yolculuk. Ben aramızdaki duygusal bağa zarar verdiğim takdirde ben kaybedeceğim. Eşim kaybedecek, çocuklarım kaybedecek, annem babam, onun annesi babası, akraba ilişkisi, birçok insan üzülecek ve dolayısıyla bana düşen o zaman sorunun başındaki enerjiye talip olmak ve ondan kendime bir hisse çıkarmaya çalışmak. Yani pozitif algılarla, pozitif düşüncelerle, pozitif bir bakış açıyla meseleyi görmek, meseleyi analiz etmek, meseleyi ifade etmek, meseleyi neticelendirmek. Evet. Yani güzel görebilme sanatını aslında yakalamak lazım. Evet. Öyle bir güzel bir cümle. Aynen. Güzel gören güzel düşünür. Aynen öyle. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Yani o ilk enerji hakikaten çok önemli. Allah o ilk enerji talip olan kullar olmayı bizlere nasip eylesin. Peki şimdi şu soru gelecek de Lokman Bey, size sormadan ben hemen gireyim oraya. Kolay bir şey değil bu. Demin zaten söz arasında söylediniz. Yani peki bunu herkes yapabilir mi? Hayır. Şimdi mesela hocam, ben çevremden insanları bilirim, köyden akrabalardan bilirim, işte efendim arkadaş gruplarından bilirim. Yani asla böyle bir şeye tahammül edemeyecek insanlar bilirim. Evet. Yani hanım yemek yapmamış ya da hanım temizlik yapmamış ya da hanım görevini yerine getirmemiş, ondan izinsiz bir şey yapmış vesaire vesaire. Yani bu tip insanların böyle bir durum karşısında bu hale girebileceğini tahmin edemiyorum. Evet. Yani o duygulardaki sanıyorum körelmeyi yaşıyorlar. Yani duygular körelmiş. Yani onların kalkıp ya hanım işte bugün sen hasta mıydın? Yani yemek yapmana engel bir şey mi oldu? Sağlığın var ya yeterli gibi böyle ifadeler kullanabileceğini düşünemiyorum. Onun için sordum. Evet. Herkes yapabilir mi? Yani? Evet, zor bir şey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Demin neden insanlar problem yaşar? Çünkü insan olduğu için. Bu hedeftir Lokman Bey. Bu bize hedef olarak olmuş. Mesela peygamber bir hedef insandır. Değil mi? Büyük insanlar hedef insandır ve örnek insandır. Bizim onlar gibi olmamız teşvik edilir. İnsan derken aklımıza onlar gelir. Yani şu vücudu taşımak insan olmak için yeterli değildir. Bu şekilsel, resmi olarak bir insanız. Ama bu insanlığın eyleme dönüşmesi lazım. Bu enerji açığa çıkması evet. lazım. O zaman etrafta dikkat çekilir. O zaman etrafta saygı hasıl olmaya başlar. O zaman size hayranlıkla bakılmaya başlar. Yoksa burası bile yetmiyor. Sabahtan akşama kadar kamil, olgun, erdemli bir insanın sıfatlarını anlatın. Vaaz kürsülerini anlatın, konferanslarda anlatın, hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü eyleme dönüştüğü zaman maksat hasıl olmuş olur. Demin telefon örneği verdiniz. Telefonunuz var ama çalmıyor. Karşı tarafla konuşmuyorsunuz. Fakat ekranı harika, tuşlar çok güzel, her şey mükemmel, yetmez. Maksadı hasıl olmamış oluyor. Evet. O zaman şunu diyebilir miyiz? Bizim bir kere hedefimiz bu olmalı. Şu kadar para kazanmak değil. Şu kadar evim, şu kadar arabam, şuyum olacak değil. Maksat, dünyaya geliş maksadımız bu. Diğerleri birer araç. İnsanlar, diğer insanlar bile bizim için birer araç. Ben içimdeki insani potansiyeli açığa çıkarıp hedefime ulaşıp öyle ölmeliyim. Tıp fakültesine giderken hedef nedir? Başarılı bir doktor olmak. Ama herkes olabilir mi? Hayır. Sınıfta kalan var mı? Var. Sınıfa giden her öğrenci. Yolda bırakanlar var mı? Yolda bırakan var mı? Var. Evet. Yapamam diyen var mı? Var. Peki beklenti ne burada? Maksat ne? 6 yıl boyunca mücadele etmek. 4 yıl boyunca mücadele edip ders çalışmak. Peki ders çalışmak ne demektir? Sınavın öncesindeki enerjiye talip olmaktır. Evet. Aynı örnek. Okula gittiniz. Yani emek vermek. Emek. Aynen oluyor.
okula gittin, matematik sınavınız var. Matematik sorunu var, sorun. Matematikle ilgili bir sorun var. Şimdi bunun öncesinde bir acı ve sıkıntı var, zorluk var. Bir de sonrasında bir acı ve zorluk var. İkisinden birine öğrenci talip olmak zorundadır. Evet. Başındakine talip olmak demek ne demektir? Ders çalışacak, emek verecek, hazlarını terk edecek. Doğru mu? Odaya kapanacak, kafa yoracak, ağlayacak, sızlayacak belki. Sağa sola araştıracak, ders alacak, gidecek, kendini eğitecek. Yok vallahi ben bunu istemiyorum diyen sondaki acıya talip olmak zorundadır. Kaçamaz ondan. O acı onu yakalar. Sıfır alır, bir alır, eksi not alır, morali bozulur, keyfi kaçar, strese girer, kendine olan güvenini kaybeder, depresyona girer, bunalımları yaşar. İki acıdan bir tanesi. Öteki. Peki baştaki acı daha kutsal bir acıdır. O kutsal, aynen öyle. Mücadele ruhunu geliştiriyor. Seni, onunla matematikçi olacaksın. Onunla mühendis, onunla doktor, onunla öğretmen oluyorsun. Sondaki acı hiçbir yere seni götürmeyecektir. Aynen öyle de eşimizle, çocuğumuzla, annemizle, babamızla, komşumuzla, trafikte, her yerde yaşadığımız her sorunun öncesinde ki zorluğa ve acıya tahammül etmek lazım. Peki, olmadı hocam, bugün yapamadım. Birinci sınava girdin, zayıf aldın. Birinci sınavda zayıf alan bir öğrenci ne yapar? İkinci sınava çalışır canım. Bu kadar basit. Gider ek ders alır, bir şeyler yapar, dershaneye gider. Ben bunu beceremiyorum. Hocam vallahi biz bunu yapamıyoruz. Yap. Yapmak için eğitim al. Eğitim niye var? İlim niye var? İkra emri niye var? Oku niye var? Ya hocam ben çok öfkeli bir insanım. Öfkeni yenebilirsin. Yenebilirsin. Benden yen adam diyor. Olmaz diye. Benden adam yok öyle bir şey. Yok. Hepimiz olgun bir insan olma adayı olarak yaratılmışız. Yani aslında hocam tertemiz yaratılmışız. Fıtrat üzere yaratılmışız. Biz onu kirletmişiz. Şimdi onu tabir yerindeyse yıkama dönemi. Onarabiliriz. Onu gayet, düzeltme dönemi. Gayet mümkün. Ölünceye kadar. Farkındaysak. Farkındaysak eğer. Yani yaptığımız şey karşı tarafı kırıyorsa, söylediklerimiz karşı tarafı öldürüyorsa, moralini bozuyorsa, ona negatif enerji yüklüyorsa, onu aşağılara itiyorsa, indiriyorsa, ötekileştiriyorsa, bunun da farkındaysan, şimdi fabrika ayarlarını dön. Çok zor değil. Ama ben yapamıyorum. Hocam telefonum çok alt üst oldu. Efendim işte adeta çöp yığına dönüştü. Efendim işte şu anda ağırlaştı. Efendim işte sistem kasıyor. Ne yapayım? Format. Bir tamire gidiyoruz. Aynen. Format atıyoruz. Resetle. Yani insanın da formata ihtiyacı aynen var zaman zaman. Evet. Kendisine odaklanan kazanır. Başkasına odaklanan kaybeder. Emin olun yani. Evet. Başkasının sorunlarına odaklanan hep kaybetmiştir. Ama kendisine odaklanan insan kazanır, terakki eder. Bu cümleden olarak elmasla kömürün hikayesinden bahsetmek istiyorum. Elmas niye elmas oluyor, kömür niye kömür oluyor? Çünkü ikisinin de kimyası aynı. Evet. İkisi de karbondan yapılmıştır. Ama biri elmas ama biri kömür oluyor. İkisinin maddesi bir yani. Tabii, ham maddesi evet. Aynı. Çünkü elmas olayın başındaki acı ve zorluğa talip olmuştur. Kömür ona talip olmamıştır, ondan kaçmıştır. Ondan kaçınca otomatikmen olayın sonundaki acı ve zorluğa muhatap olacaktır. Kaçamaz yani. Kül olmaya muhtaç, evet, kül olmaya mahkum. Evet. Birinci acıya tahammül eden kul olur, ikinci acıya giden kül olur. Aradaki fark evet. Bu. Enteresandır, biraz karıştırdım bunu. Elmas yerin çok daha derinliklerinde oluyormuş. Çok daha fazla basınca muhatap olup göğüs geriyormuş, dayanıyormuş ve bu minimum 50 milyon sene sürüyormuş. 50 milyon ile 150 milyon, 160 milyon sene arasında ancak karbon elmasa dönüşebiliyor. Peki sır ne? Basınç ve ısıya dayanmak. İlk karbonun ilk muhatap olduğu ısı
kömür derecesindeki ısı ve basınçtır. İşte kömür onunla yetiniyor, daha fazlasını istemiyor. Ben istemiyorum diyor. Ben yapamam, edemem diyor. Ben bu baskını kabul edemiyorum. Ben bu baskıya gelemiyorum. Evet, gelemem, ben bu sıcaklıktan rahatsızlık kaldıramam, duyuyorum diyerek hadi beni çıkarın derse çıkardılar. Elması olmaz. Ve çıkardılar. Sobaya attılar. Sobaya atıp kül ettiler. İşte kömür kazanına attılar. Yine zorluk, yine ısı geldi. Evet. O kurtulamadı, geldi. Ama bu sonundaki ısı ve basınç kül ediyor işte. Yok ediyor seni yani. Tahripçidir. Yani yaşadığımız eşimizle, çocuklarımızla, ailemiz, yaşadığımız her sorunun başındaki elmas eder, acı ve zorluk, ona tahammül ettiğinizde basınç, işte aç kalma basıncı, öfke basıncı, basınç, dayana dayana, işte 50 sene sonra insanı kamil olarak gidersin ve geriye dönüp bakanlar da seni hep takdirle yad edecektir. Bakın Allah aşkına şöyle geri dönüp bir tarihe bakalım. Hangimiz öfkeli bir insanı rol modeli almıştır yani? Yani var ya, acayip bir adamdı ya. Ya böyle herkesin canını yakardı ya. Bağırır, çağırır, ortalık karıştırır, çocukları döver, karısını döver, dışarı çıkar. Kimse bunlardan bahsetmez. Kimden bahsederler? Hatta ölünce de ya iyi ki de öldü çünkü bir sürü çoluk çocuk ondan kurtuldu diye oldum ifade edilir arkasından. Yer küresi biraz hafifledi ya. Ağırlık yapıyordu adamı. Ama dönüp baktığımızda genelde eşine sabretmiş bir erkek tarihte örnek mi değil mi? Karısına sabretmiş, dayanmış bir kadın tarihte örnek mi değil mi? Hepimiz gıptayla. Mesela Hazreti Ömer'in hikayesi anlatılır. Vay falan. İşte adam gidiyor, karısını şikayet edecek Hazreti Ömer'e. Kapısına gidiyor. O zaman tabii böyle güvenlik mümellik falan yok. Yani çamurdan evler falan. İçeriden sesleri geliyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in, ki Halife-i Ruh-i Zemin diye biliniyor. Ve sertliğiyle bilinen, daha doğrusu adaletindeki sertliğiyle bilinen. Karıştırmayalım onu. Böyle bir zat, karısı ona bağırıp çağırıyor. Adam utanıyor, diyor ki karısının sorununu çözememiş. Ya şimdi ben gidip ne diyeceğim falan. Neyse, fark ediyor Hazreti Ömer, onu yakalıyor, çağırıyor, ne oldu? Ya böyle böyle diyor, yani ben eşimle problem yaşıyorum, onu şikayet edecektim size ama sizin de aynı sıkıntınız var. İfade şu: kardeşim bak, bu kadın çamaşırlarımı yıkar, örnekliyorum. Beni günahlardan alıkoyar, duygularıma tercüman olur. Li teskunu ileyha sırrına beni mazhar ediyor. İşte çocuk doğuruyor, çocuklarıma bakıyor, yemeğimi yapıyor, şunu. İki bağırmış, ne olmuş ya? Biraz da tahammül edelim, o da içindeki enerji açığa atsın. Vay, değil mi? Bunu duyunca vay. Ama yaşamaya gelince ikinci enerjiye talip olmak. Bakın bu bile bize şunu gösteriyor. Örnek olan buymuş. İdeal olan buymuş ki her başarısız öğrenci başarılı öğrenciyi sever. Gıpta eder, takdir eder, ister istemez takdir eder. Çünkü başarı haddi zatında sevilen bir şeydir. Kimde olursa olsun, düşmanında dahi olsa. Yani haset olsa bile, çekememezlik olsa bile gıpta ondan daha baskındır. Değil mi? Evet. Ondan yani, daha baskın. Onun için hep gıptayla bakacağımız insanların modellerini bulmak lazım. Ben bu aralar Ahmet Hani Hazretleri ile ilgili biraz çalışma yapıyorum. Ahmet Hani Hazretleri hakikaten çok mükemmel bir eğitimci. Yani hem devlet adamı, hem efendim işte müderris, eğitimci, hem efendim işte alim, işte din ilimlerinde hakikaten çok ciddi çalışmalar yapmış birisi. Yani o kadar bir başarı öyküsü var ki, hep içindeki kendisini olumsuzluğa iten ne kadar neden varsa onlarla mücadele ederek bir üst basamağa çıktığını, ben bizzat şu anda sizin ifadelerinize onu oralarda görüyorum. Sorunları değerlendirmiş, basamağa dönüştürmüş ve yukarı çıkmış. Yani her bir kimse demek ki kolay bir şekilde yukarılara tırmanmamış. Onun için emek verilmeden... Evet. Zaman içerisinde, zaman sürecinde efendim işte meşgul olmadan, mücadele etmeden kimse yukarıya rahatlıkla çıkmamıştır. Evet. Yani başarı ve mutluluk, evet, model olmak, evet, öyle tesadüfi bir mevzu değil demek ki. Değildir. Ben şöyle bir yanılgı içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani bu 21. asırda, bu modern çağda çok daha fazla öne çıkmaya başladı. Şimdi şöyle bir örnek vereyim ben. Şu anda burada bir kayısı çekirdeği var.
Kayseri çekirdeğinin sağında bir elmas var. Elmasa takılıyor. Solunda altın var, ona takılıyor. Burada işte pırlanta var, burada gümüş var, burada şu var, şu var. Yani çekirdek öyle arkadaşlar edinmiş elmaslar ve onlara takılıyor. Onları kazanmış, kazanmış onları. Bu emek verdim, çalıştım, bak şu kadar elmasım, şu kadar altınım, şu kadar gümüşüm, şu kadar zebercedim, şu kadar şun 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 var diyor. Kayısı'dan beklenen bu mu? Ama bu kayısı hayatın, yaşamın tadını çıkaramaz ki. O çekirdeğin içerisinde boğulur ve kalır. Depresyondan kurtulamaz. Çünkü onu kaliteli yapan o yanındaki elmas falan filan değil. Onu huzura kavuşturacak. Onun temel gayesi, temel amacı çekirdeğin içindeki potansiyelini, insani potansiyeli, kayısı potansiyelini açığa çıkarmaktan daha büyük bir has, daha büyük bir keyif, daha büyük bir mutluluk olamaz. Onun sağdaki gümüşe, elmasa, altına odaklanması değil, dönüp kendine odaklanması lazım. Kendi içindeki yeteneği açığa çıkarması lazım. Dal budak salacak, binlerce insanlara meyve kaynağı olacak. Diğeri ise sadece bir oyalanmadır. Evle oyalanırız, arabayla oyalanırız, zenginlikle oyalanırız, makamla oyalanırız ama içimizdeki insani potansiyel açığa çıkmamış. Ve bana göre bu asır cep telefonları, televizyon, tablet, filmler, diziler bizi bizden uzaklaştırdığını düşünüyorum. Ve dolayısıyla biz kendimizi kaybediyoruz. Çok şeyi buluyoruz, çok şey kazanıyoruz ama kendimizi kaybediyoruz. Kendi içimizdeki değerler sönük kalıyor ve bir açıdan depresyonların, huzursuzlukların, bunalımların da kaynağı oluyor aslında bu. Yani koskoca kayısı ağacı çekirdeğinin içerisinde sıkışmış kalmış, Anadolu ifadesiyle daralmış, üzerinde daral geliyor, depresyon yaşıyor. Evet. O yüzden maalesef ki biz birbirimizi o gümüşe, elmasa, ona teşvik ediyoruz sürekli. Ya benim elmasım var, senin var mı? Benim gümüşüm var ama komşunun yokmuş. Üst komşu evini işte şununla donatmış, süslemiş. Biz ya kendimize bak, onlar ülkelisin. Onlar gittiler, onlar gezmeye gittiler, onlar ya tatile gittiler, onlar şunu aldılar, onu bunu aldılar. O oğluna şunu almış, o karısına şunu almış gibi ifadelerle aslında birbirimizi kandırıyoruz. Evet evet. Doyumsuzluğa çare aramaya çalışırken aslında yapması gereken asli vazifelerinden uzaklaşıyor. Uzaklaşıyor ve bir şey söyleyeyim. Yemin ederek söylüyorum ki onlar mutlu değildir. İçini ihmal eden, projeksiyonu kendine çevirmeyen, kendi içindeki feryadu figana kulak vermeyen, sadece bak onlara gitmesin demiyorum, elmasımız olmasın, şu olmasın demiyorum. Var ama bunu ihmal hesabına bunu yapanlar vallahi mutlu değiller. Vallahi rol oynuyorlar. Sadece oyalanma içerisinde resim çekiyorlar. Resim, dizilerdeki resim gibi bir şeydir. Rollerle kendi kendilerini aldatıyorlar. Ve biz de maalesef o rollere aldanıyoruz. Onları zannediyoruz ki mutlular. Yani kapitalist sistemin evet, aslında sunduğu görüntüde mutluluk saçan, haz ve keyif veren şeyler aslında iç alemdeki seni sana unutturduğu için seni mutlu kılmıyor. Kesinlikle. Peki gerçek mutluluk nedir o zaman? Gerçek mutluluk senin içindeki potansiyel değerlerin açığa çıkmasıdır. Nedir mesela? Sevmektir, vermektir, yardım etmektir. Yoksa ne olacak, gittiniz, ha, tatile gittiniz, açık büfe, hadi sabah kahvaltısını tıka basa yediniz. Ya öğle vakit acıkmıyorsunuz ki öğle vakti yiyesiniz. Acıkmadan öğle yemeğine gidiyorsunuz. Gitmişse öyle ortamları görmüşsünüz. Evet, yani evet. O kadar sıkıntılı bir ortam ki, gerçekten söylüyorum. O kadar sıkıcı bir ortam ki giden arkadaşlar da söylüyor. Hocam vallahi artık yani kendimi şey hissediyorum. Ya makine gibi hissediyorum. Doldur boşalt, doldur boşalt. Yani huzursuzum. Ben dinlenmek için gidiyorum ama yorularak geliyorum. Midemi yoruyorum, vücudumu yoruyorum. Sürekli iç yat, ye, iç yat, ye, iç yat. Çünkü bu bizim doğamıza müsait değil. Evet yani. Hocam, sana doğasına müsait. Bugün de benim Moral FM'deki programın tekrarı olacak. Her cuma günü 17'de ve pazar günü 17'de. Ben orada da şunu ifade ettim. Yani biz sağlıklı yaşayamadığımız için hayatı anlamlı hale getiremiyoruz. Yani ihtiyaç olmadıkça yiyip içiyorsak ya da aslında yiyip içmemiz gerekenlerin dışında haz verenlerle meşgul olduğumuz an biz aslında kendimizi raydan çıkmış,
Sağla sola oyalanan, oyalanırken meşgul olan, meşgul olurken yorulan, yorulurken başkalarından uzaklaşan bir birey olarak görüyoruz kendimizi. Evet. Çünkü o bedeni yoruyor. Evet. Yani o kültür, o kapitalist sistemin gösterdikleri, ifade ettikleri, efendim sana takdim ettikleri her bir şey aslında biraz da yoruyor. İçindeki seni senden uzaklaştırıyor. Uzaklaştırıyor, öfkeli hale getiriyor, evet. Sabırsız hale getiriyor. Çünkü hırs hocam. Tahammül gücünü düşürüyor. Evet. Hırslandığı an efendim işte başkasını çekemeyecektir. Öfkelendiği an başkasının hukukunu çiğneyecektir. Ve dolayısıyla kendisini mutsuz edecektir. Evet, evet, evet. Çünkü bu hal onu sürekli başkalarının gözünde aman aman dursun. Aman aman görünmesin, aman aman ben yanında olmayayım, aman aman yalnız kalsın, ben uzak durayım gibi aslında farkında olmadan kendisini yalnızlaştırıyor. Yalnızlaştırır ve temel insani değerleri yok eder. Evet. İnsani değerleri yok eder. İnsani değerler yok olduğu ölçüde bir toplum o kadar mutsuz. Hocam az bir zamanımız var, birkaç dakikalık zamanımız var. Konuyu biraz daha toparlasak. Tamam. O zaman olur. Şuraya geliyoruz zaten. Buyurun. Peki bu durumda hedefimiz ne olmalı? Ne yapmamız lazım? Evet, anladık ki biz sorunlardan kurtulamayacağız. Öyle anlaşılıyor. İnsan isem eğer gam ve keder olacak. Isı ve basınca maruz kalacağım. Çünkü elmasa talibim. Elmas olmaya talibim daha doğrusu. Eğer böyle bir hedefimiz varsa o zaman şunu yapmak mecburiyetindeyiz. Sorunun başındaki ısı, acı, zorluğu göğüslemek adına antrenman yapmam lazım. Başarmak için imtihan lazım, imtihan için çalışmak lazım. Bravo, aynen. O zaman çalışacağım. Abi sınavda birinci yazılıda kaldık. Ne yapacağım? Belli ne yapacağım? Çalışacaksın yani bunun. Yani dün de yapamadık. Dün de şu sorunlarım oldu. Şu sıkıntılarım oldu. Yapamadım, edemedim, gelemedim, yok, gidemedim, söyleyemedim. Bugün farkındayım. Bu kadar. Ve bugün de yaşıyorsam, bu kadar. Hayat devam ediyorsa, bu kadar. Değil mi hocam? Bir örnek vereyim mi? Buyurun. Tam dediğiniz konuda ümitsizliğe kapılmamak adına. 40 senedir ve şuradan başlayalım. Sınav ne kadar? 1 saat. İkimiz sınava girdik. TUS sınavına giriyoruz. Evet. Veya işte KPSS sınavına girdik. Sınava. Kaç soru var? 100 tane soru var. Süre ne kadar? 1 saat. Tamam. Şimdi siz ilk yarım saatte soruları tümünü cevaplandırdınız. Çok basit sorular geldi size ve cevaplandırdınız. Tak 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 işaretlediniz. Hepsi doğru. Fakat ben de işaretlemişim. Hepsi yanlış. Ama sınav daha devam ediyor. Daha yarım saatim var benim. Ben bu yarım saatte, hatta son 10 dakikada yerleştirebilirsem imkanın nispetinde, farkındalık olursa, ya bunlar yanlış, doğru değilmiş aslında, ben nasıl bunlara cevapladım ya? Döndüm ve işaretledim, yetiştirdim son bir dakikaya girerken ben de tümünü doğru cevaplandırdım. Sonra kağıtlarımızı ikimiz de verdik. Öğretmen şöyle bir muamele yapar mı? Ya sen son yarım saat fark edip soruları doğru cevaplandırdığın için 100 üzerinden sana 50. Ama sen ilk yarım saat fark ettiğin için cevap... Hayır, sen 60 dakikanın sonuna bakacaksın değerli öğretmenim. 60 dakikanın sonunda, yani sınav bitince kağıdı aldığın anda hangi soruyu kaçıncı dakikada doğru cevaplamışa bakamaz. Hiçbir öğretmen yok. Sınavda böyle bir kriter yok yani. Sadece şuna bakar. Cevap doğru mu, yanlış mı? Doğru mu yanlış mı? 60 yıl boyunca dini açıdan bakalım. İnansızlıkla hayatını geçirmiş bir adam son anda eğer dönüş yaparsa makbul olduğunu düşünüyoruz. Evet. Doğru mu? Sınavın son koşunun son 100 metresinde, son 50 metresinde fark etmiş. Evet, ben hocam vallahi 40 senedir eşimle hep kavga ediyorum. Her hatasında bağırıyorum. Kadın da valla ben de o fırsatı değerlendirip elimden gelen bütün malzemeleri kullanıyorum. Yemek yapmam, yataktan kaçarım, geç yatarım, konuşmam, yüzüne bakmam falan filan. Aa, baktık ki böyle değilmiş ve 40 yıldır kaybediyoruz. Çocuklar da kaybetti. Ama şimdi anladık ki her bir sorun meğer bizi yükseltmek, yüceltmek için birer basamakmış. Onu fark ettik. Yapılması gereken ne?
O zaman sorunun başındaki o acı ve zorluğu nasıl göğüsleyeceğiz diye ders çalışacağız. Bunun hocam, için de kitap okuyacağız. Yani o öğrenci, yani sizinle bizim sınava girdiğimiz o hal gibi. Yani ben işte efendim sona bırakayım, biraz istediğim gibi yaşayayım, bağırayım, çağırayım, kızayım. Efendim işte istediğim gibi davranayım, sonra düzeltirim edasına da girmemek lazım tabii. Ama imtihan gereği çalışmak. İkincisi çalışmak, üçüncüsü çalışmak bizim vazifemiz. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim Lokman Hocam, vallahi. Yani bir mesleğin içerisindeyim. Yani son dakikalara giriyoruz herhalde. Bir mesleğin içerisindeyiz. Ben doğuda büyüdüm. Yani çok lüks bir evde büyümedim. Evet. Çok örnek bir anne babanın yanında büyümedim. Sıkıntıların olduğu bir aile ortamında büyüdüm yani. Ben başardıysam herkes başarır. Aynen öyle diyorum bazen. Süper, ya. Harika. Allah diyorum ya, ben bir şeyler yapabiliyorsam evet, bunu yapamayacak insan yok diyorum. Evet ya. Hocam. Yeter ki ümitsizliğe kapılmayalım. Hocam Rabbim muhafaza eylesin sizleri ve bizleri. Amin. Her türlü nazardan, olumsuzluklardan muhafaza amin, eylesin. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben ağzınıza yüreğinize sağlık. Hı-hı. Sevgili dostlar, geç kalmış değiliz. Hayatın bu dakikasından itibaren bir kez daha hedefe kilitlenmeye, bir kez daha yeniden başlamaya fırsatımız var. Yeniden başlamak üzere, yeniden dirilişe geçmek, yeniden harekete geçmek üzere Rabbim kolaylıklar nasip eylesin. Efendim Allah'a emanet olun, biz Öner Bakış'ta kalın.